Bugün mü aldın? Şimdi aldık biraz önce. Egzozları şeyleri değişelim mi? Egzozları. Vallahi acayip egzoz ya. Mutfağım. Ne kadar saydılar bunu? Hangisini? Egzozu. 900. 900 ya. Var, susturucu var içinde. O susturucu çıkarsan var ya, bu hayvan gibi öter. Ötüyor zaten hayvan gibi böyle. Ben... Onu sen bir çıkar. Sür. Süreyim mi lan? Sür oğlum ya. Allah mı lan? Al bir şeye çek. Artık kameraya çek. Bir sürü bir şey var. Açık zaten. Al anahtarı. Cebine koy. Neyse, gelmezsem siz benim motorla gezersiniz. Bu açılacak da ben gideceğim de. Bir daha mı? Hilmi bunu sevdi. Hafif ama ha. Hafif. Küçücük şehir. Ha lan, çok küçük. Kırk dört motovlogdan herkese merhabalar arkadaşlar. Onur'un yeni spinner'ı. Pardon, Spin-R. Yeni almış. Hayırlı olsuna geldik. Gelmişken de bir tur atalım değil mi? Toto, bu ne? Şurada ben bir ikiye çekeyim. Yalnız şeyi çok küçük. Debriyaj pedalı çok küçük. Yani neredeyse hissetmiyorum, öyle söyleyebilirim. De baba, bu çok güzel be ya. Harbiden onların söylediği gibi. Ses. Harika. Bu bir de egzozun açılmamış hali. Daha motor kaç kilometre daha? 77 kilometrede ya. Kız gibi motor. Vallahi. Bakalım, ben de bir Spin-R almayı düşünüyorum. Nasip olursa eğer. Bu ses için bile alınır bu motor. Abi sesine bayıldım. Eyvallah Bremen. Abi Raydeck gibi bu ya. Bu çok aşağıda, hani MT gibi değil oturuş pozisyonu. Lan nerede bunun şeysi? Vallahi hissetmiyorum. Baksana da abi. Minnacık anasını satayım. Fren pedalı da öyle. Bir sesli var ya. Allah'ım sana geliyorum. Ah.
Egzoz efsane. Hani sade egzoz mu abi, motor da efsane ya, baksana şuna. Harbi güzel motor. Sade motor sesini duyalım bir. Azıcık bağırtacağız. Oo, bir dehşet bir his var ya, yani şu an duyduğun sesle altındaki gücü hissetmek, bu muazzam bir şey ya. Alaman yapmış anasını satayım. Vallahi yapmış. Hani helal olsun, yapmışlar. Şu an biraz yüksek devirlerde kullanıyorum, hani sesi daha iyi alayım diye. 79 oldu. 2 kilometre gezdim kardeşim, hakkını helal et. Tabii buna göre de bu yakıyordur ya. Oğlum benzin nerede lan? Ben benzini göremiyorum. Ama gösterge güzel. İnsanın gözünü almıyor. Gözü kalıyor insanlar resmen. Onur şimdi diyecek harbiden gitti gelmedi bu. Dur şu tempomatı bir deneyeceğim ya. Hani nasıl? Lan nasıl oluyor oğlum bu? Bu nedir? Toto bu ne? Ha tamam. 52'de şu an. Oo, oğlum bu iyiymiş lan. Ben hiç yorulmam ki bununla. Kendi kendine gitsin anasını satayım. Vallahi çok iyiymiş ha. Bak buna bayıldım. Gerçekten bayıldım. Şöyle çapınca şiren çıkıyor zaten herhalde. Tamam şuna bir daha basalım. Bir daha basalım. İptal et. Ha, iptal nasıl ediliyor? Tamam. İş kuvvet. Kardeşim Onur, güle güle kullan, Allah kaza bela vermesin. Rabbim olmayan herkese de nasip etsin, öncelikle bana. Gerçekten ya, yani şöyle sürüş esnasında, hani tabi 5 dakikadır kullanıyorum, motor kendini bana hayran bıraktırdı. Yani şunu bir de uzun süre kullandığınızda bütün fonksiyonlarını ne bileyim çözdüğünüz zaman, yani sürüşün zevkini ben düşünemiyorum bununla dağlarda. Ha, elci kısma orada var. Bu ne ola ki? Hala bu ne ola? Korna mı? Baba. Oh my god. Aa, sensör de var. Tünele girince ışık otomatik yanıyor. Bizlerle bir şey yok. Biz hiç görmemişik. Çocuklara bir selam verelim değil mi?
La oğlum benim ve senin neyin aldı? Al MT7'yi kullan la. Oğlum bunda ne ses var la? Oğlum iki ara gazı veriyor. Şu alt geçit yok mu? Koptan sonraki. Yer gök inle de anasını satayım. Allah kazaları da vermesin var ya. Daha bir de bu egzozun açılmamış hali ha. Daha bekle ya. Kanka. Aynalar çok şey ya, aynalar kötü. BMW'nin orijinal aynası ama 5 bar etmez. Kapatıyorum buradan değil mi? Oğlum tempomat ne güzel bir şeymiş lan. Ben sana dedim şey var. Elcik ısıtma gördün. Tabi artık götüm döndü demedin. Hem götünü hem orayı ısıt. Yok götü ısıtmıyor. Harbi mi? Niye? Sordum. Öyle bir şey yok dedi. Vış. Burayı. Lan Mustafa'nın motorunda var. Bunda nasıl yok?